müziği yüklediğinizde YouTube'a okunmuyor, izlenmiyor mu? Tabii, İzleniyor tabii. gibi. Yani bunlar çok önemli şeyler tabii ama bu zaten Dünya Sanat Günü'nün belki dünyadan bahsediliyor. Yani bu bölgeden bahsedilmiyor. Belki de özelliklerinden bir tanesi olarak. Şeye geldiğimizde yani sanatın şu anda yerelden çıktı tümüyle sanat aslında. Yani bu kreatörler aracılığıyla birazdan Hasan'a da o sözü Evet. vereceğim ama biraz hazırlayalım. Yani yerelden çıktı. Kreatörler ne yapıyor? Bu resim işte tamam Londra'daki şu müzede olabilir ya da işte Afrika'da şu ülkede ben bunu satabilirim ya da buraya ilgisi çekilebilir insanların diye kendi istedikleri göre bir pazar malzemesi olarak sanatı kullandıkları için globalleştiriyorlar değerler gerçekten. Yoksa ben kendi eğitim, öğretim, kendi birikimimle yaptığım ya da ustamdan öğrendiğimle yaptığım çok farklı olacaktır. Ama bienaller ve bu hızlı iletişim sanatı da gerçekten uluslararası bir sınırları kaldırılan bir boyuta getirdi sanıyorum. Evet. Hasan Bey. Zaten sanat öz olarak sınırları aşan bir yapıya sahip olduğu için içten de bildiğimiz zaman sanatın böyle bir durumu var. Fakat dediğimiz gibi bienallerle birlikte müzeye göre değerlendirildiğinde resim izleyiciyle daha dar bir olanaklı alanlarda buluşabiliyor. Fakat global ölçekte bienallerle sanat fuarlarıyla müthiş bir iletişim sorununu aşmış durumda. Evet yani onlar çünkü sanıyorum organizasyonlar tabii bu fuarlar. Yani her ne kadar ben kişisel olarak fuarların işte parayla kendisine bir pavyon alan, bir stand kiralayan bir birisinin gidip de ondan sonra ben uluslararası şöyle bir etkinliğe katıldım demesini işte yani el sanatları fuarları yapılıyor, aşağıda işte tarım fuarları yapılıyor bizim bu fuar alanında. Yani bunlar gibi bir şey olarak görüyorum ama davetli olarak gittiğinizde bienallere, fuarlara davetli olarak gittiğinizde o zaman durum çok daha değişiyor. Zaten temasal olarak belli bir bağlamı ifade ediyor o davet. Yani alelade bir davet değil. Orada bir içerik var. Kesinlikle. Yalnız ben bunu da söylemek istiyorum. Yani okey, ben de pozitif bir adamım. Her zaman olumlu bakılmasından da yanayım. Bunu söylüyorum da yani bu kadar da şimdi her şeyde böyle halloldu da değil hocam yani. Bizi şu anda dinleyenler de vay be her şey güzel tatlı da demesinler yani o kadar da yani her şey de hallolmuş değil diye düşünüyorum.